Uzun yıllar Bodrum'da çeşitli mekanlarda sahne alan ve geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren şarkıcı Ata için sevenleri belediye meydanında lokma döktürdü. Bodrum'da yaşamını sürdüren ve şahane Delphi Otel, 48'li gibi mekanlarda sahne alan, evli ve iki çocuk babası müzisyen Salih Ata, programlarının bitmesinin ardından geçen 30 Ekim'de Bodrum'dan İzmir'e gitmişti. İzmir depremine Seferihisar'da yakalanan müzisyen daha sonra İstanbul'a ailesinin yanına geçti. 2 Kasım'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren Ata'nın beklenmedik ölümü ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. TRT Müzik kanalında ünlü sanatçı Zerrin Özer'le program yapan Ata, İstanbul Heybeliada'da toprağa verildi. Bodrum'daki sevenleri ise Salih Ata için Bodrum Belediye Meydanı'nda lokma döktürdü, onu andı. Kent Haber'e konuşan Ata'nın arkadaşlarından Nesrin Durukan, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Ama hala unutamadım. Çok sevdiğim aile dostumuzdu. Ya güzel bir adamdı, iyi bir babaydı, iyi bir dostu, iyi bir sanatçıydı. Ne bileyim, Bodrum'da onun yerini gerçekten çok arayacağız. Hepimize hayvan dostuydu. Ne diyeyim daha, ona Allah gani gani rahmet eylesin. Çocuklarına sabırlar diliyorum. Arkadaşlarından Fulya Bölük ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle paylaştı. Vallahi inanılmaz bir arkadaş, bir dost, çok güzel bir baba, aile babası. İnanılmaz güzel çocuklar yetiştirmiş. Hepsi müzikle ilgileniyor. Çok güzel bir işi. Yani hayvan dostu, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ve kendisi çok büyük bir sanatçı. Öte yandan Bodrum Belediye Meydanı'nda geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Bodrum Devlet Hastanesi doktorlarından Necmi Cavlı için de lokma döktürüldü.